Merhaba arkadaşlar, bugün size kuru peçete üstünde içevari köklendirme göstereceğim. Bakın, bir tane ahşap tabağımın içerisine, bu plastik de olabilir ama cam olmasın, çünkü cam ışıkla yansıma yapıyor, ısınıyor ve bitkinin köklerini yakıyor. Böyle evimizde sepet gibi ürünler oluyor genelde, meyve sepeti gibi, onları da kullanabilirsiniz. Böyle delikli olursa daha iyi olur. Benim bu var, biliyorsunuz, bitkilerime hep kullandığım. İçerisine kuru peçeteleri normal, hiç ıslatmadan, özellikle söylüyorum. Peçete, iki tane peçete koydum sadece. Bakın şöyle. Şu yaprakları aldırmayın. Bunları öylesine atmıştım. Tahmini bugün 15. gün. Bunlar Echevarria funkilerim benim. Bunları size kuru peçetede köklendirmeye göstermek istedim. Genelde biliyorsunuz toprakta köklendiriyorum. O videom da var. O videoyu da hemen yorumların başına koyacağım. Fakat bunları size göstermek için peçetede nasıl köklendiklerini video çekmek istedim. Bakın, kuru peçetenin üstüne böyle sırayla 15 gün önce koydum ve kökler başlamış. Bitkimizin bir miktar susuz kalması çok normal. Alt yapraklarını kurutması çok normal. Çünkü şu anda bünyesindeki suyu kullanarak tamamen bitki kök yapıyor. Bu köklenmiş. Şuna bakalım. Bakın, bu da kök vermiş. Alt yaprakları alın, kuruyan yaprakları alın. Onlara güç harcamasın bitkimiz boşuna. Zaten bu köklerden diktiğimizde toprağa suyu alacak ve dolacak. Şu an tabii ki plastik gibi. Çünkü susuz bitkimiz ve aslında yeterli güneşi alamıyor. Normalde funkiler çok güneş seviyor. Benim terasta tüm gün güneşte. Ama köklendirme aşamasında ben bu küçük balkonumda yaklaşık 2 saat güneş aldı. Onun dışında hep aydınlık ortamdaydı. Tamamen güneşsiz ortamda bırakırsanız dokusu tamamen bozulur ve çok yeşillenir. Bakın, 2 saat güneş bile yetersiz ama yine de dokusunu kaybetmedi. Bu da köklenmiş. Bu da güzel. Bunları ayıracağım. Hepsini toprağa dikeceğim. Bakın, burada da minik minik başlamış artık kökler. Risk almak istemeyen, toprakta köklendirme yapmak istemeyen tüm dostlar bu şekilde bir kuru peçetenin içerisinde köklendirebilir gayet güzel. Hiç risk yok. Fakat ben hep toprağa direkt dikiyorum. Yani kuru toprağa direkt dikiyorum ve 15 gün sonra su veriyorum. Ben böyle alıştım ama bunu bu şekilde başarılı olan arkadaşlarımız da var. Bakın, çok da güzel kökler yapıyor. Minik minik, daha 15 gün olmasına rağmen, bu bir koleksiyon türü olmasına rağmen gayet keyifliler. Küçük küçük kökler başlamış. Minik minik bir kök bile başlasa arkadaşlar, tek bir kök dahi olsa şöyle bakın, toprağa dikebilirsiniz. Ben bunları size şimdi bir tane göstereceğim. Toprağa dikeceğim ve ertesi gün su vereceğim. Şu şekilde sadece böyle oturtun birazcık. Çok kökleri de zedelemeyin. Yani toprağın içerisinde çok uğraşmayın. Bu şekilde toprağım birazcık nemli benim. Nemliydi. Dışarıda nemlendirmiştim daha önce. Ama sulamayacağım. Yani bir gün sonra su vereceğim. Çünkü bitkimin adapte olmasını istiyorum. Bir de ilaçlıyorum arkadaşlar. Çünkü bit, bakteri, mantar olsun istemiyorum genelde. Hep bitkilerimi diktiğimde ilaçlıyorum. Bu ilacı da soran arkadaşlarımız olursa, daha önce pazardan almıştım. Sizlere de göstermiştim. Sanırım 15 lira civarıydı. Ve çok memnun kaldım. Oldukça güzel bir ürün. Küçük balkon için. Tabii benim terasıma yetmez bu. Oraya başka ilaç alacağım. Sizlerle de zaten paylaşacağım. Şu an size bir tanesini diktim funkimin. Bu böyle artık orada gelişecek. Yeni kökler saracak ve çoğalacak burada inşallah. Ama dediğim gibi kuru peçetenin üstünde bu şekilde harika köklendirme yapabilirsiniz. Dışarıda kaldığı için tabii peçete kirlendi şu an. Şöyle göstereyim. Çünkü bu dış mekan bitkisi arkadaşlar. Dışarıda köklendirme yapın. Kesinlikle içeride ya da havasız ortamda, aydınlık olmayan bir ortamda güzel köklenmez. Bunu söyleyeyim. Bakın, yani sabah güneşi almasına rağmen yeşillenmeye ve form bozukluğu başlamış. Bunu engellemek için hemen kök yapan hepsini dikeceğim. Ve direkt güneşe şu an alıştırmama çok gerek yok. Çünkü sonbahar dönemi, artık güneş yakıcı etkisini de kaybetti zaten. Siz alıştıra alıştıra da olsa güneşi koyun tekrar. Benim aşırı yaz sıcakları dışında funkilerim tüm gün güneşte duruyor.
Böylece çok kolay. Yani bir yere gideceksiniz. Toprakta risk almak istemiyorsunuz. Hemen peçetenin üstüne koyun herhangi bir tabak içerisinde. Plastik her şey olur dediğim gibi. Hemen koyun, köklenme oluyor. Türüne göre değişir. Bazen soruyor arkadaşlarımız videoda, ablacığım kaç günde köklenir vesaire diye. Yani graptolar biliyorsunuz 10 günde de kök yapabiliyor. Bazı türler arkadaşlar 2 ay 3 ayda kök yapmayabiliyor. Ama genel anlamda echevaryalar 15 ile 20 gün içerisinde böyle minik minik kökleri zaten başlatıyorlar. Gördüğünüzde de, hatta kök yapışmış bir peçeteye, gördüğünüzde de zaten hemen toprağa dikin. Çok fazla böyle saçaklanıp köklenmesin. Neden? Çünkü bitki toprağa adapte olmak istiyor. O yüzden suda köklendirme yapmıyorum. Suda daha hızlı kökleniyor. Evet, onu yapan arkadaşlarımız var. Ama suya alışan echevaryamız bu kez toprağa geldiğinde yeterli su kaynağı bulamıyor ve ortamda şok yaşıyor. Bu yüzden şok yaşamaması için bitkimizin kesinlikle, ben ya kuru peçete üstünde köklendirme yapın, peçete olmasa da olur, yani bir bez parçası da olsa olur. Ya böyle köklendirme yapın ya da kuru toprağa dikin, 15 gün su vermeyin. Zaten kökler başlayacak, o şekilde köklendirme yapın. Ama kesinlikle ben suda tavsiye etmiyorum. Tabii ki su terapisi yapmıştık. Daha önceki izleyen arkadaşlar videomu bilir. Su terapisi de güzel oluyor. Çok cansız bitkiler için. Yani mesela bu, bakın, buruşmuş. Bunu suya koysam hemen buradan kökleri salacak ve suya doyuracak kendini. Çok acil durumlarda su terapisi kullanıyorum. Birçok arkadaşımız da kullanıyor. Ama ben köklendirme işlemini suda yapmıyorum. Çünkü ortama adapte de kesinlikle sorun yaşıyorlar. Hem bitki köklenirken yeterli besini almak istiyor. Şu an burada bir besin alacak durumu yok. O kadar kökü de yok. Ama artık toprağa girdiğinde çürümeden hem suyu hem besini çok güzel bir şekilde alacak. Funkilerim de çok güzel. Bunlar gerçekten benim terasta kurtardığım nadir olanlardan. Yani birçok türüm öldü biliyorsunuz. Hatırlayan dostlar vardır. Bitkilerimi kaybettim maalesef. Bunlar artık, bunları tekrar yaşatıp tekrar çoğaltacağım. Funki yapraktan oluyor mu diyen dostlar için funki videom var. Oluyor ama hepsi vermiyor arkadaşlar. Bakın hiç köklenme belirtisi bile yok. Funki koleksiyon türü olduğu için her zaman yapraktan çoğalmıyor. Hatta orta göbek keserek çoğaltmıştım. O videoyu da sizinle paylaşmıştım. Yapraktan var. Yine yapraktan büyüyen bebeklerim de var. Ama 100 yapraktan belki 10 tanesi yavru veriyor. Ve çok ağır büyüyor. Gerçekten ömür törpüsü. 1 yaşında inanın nohut kadar. Hiç gerek yok. Yani çok fazla vakti olanlar için olur da biz yaşlıyız artık. Çok fazla bekleyemeyeceğiz yani. O yüzden çelik keserek ya da orta göbek keserek üretiyorum zaten. Bu şekilde sizinle paylaşmak istedim dostlar. Videolarımı beğenir, yorum yapar ve abone olursanız kanalımıza, bize destek verirseniz çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler.